TÜSİAD'a günaydın diyor musun? Yani hani good morning diyorlar ya böyle, günaydın. Yani şimdi mi aklınız geldi? Yok, günaydın. Ne diyeceksin, merak ediyorum. Günaydın demiyorum. Onlar zaten her şeyin farkındalar ama TÜSİAD'çılar sadece çıkarlarını düşündükleri için bugüne kadar konuşmadılar. Hiç ben TÜSİAD'ın bu yaptığı açıklamalar falan da ciddiye de almıyorum. TÜSİAD'ın çık sokağa ne karşılığı var? Bu ülkeye ne verdi TÜSİAD'çılar? Ben milletvekili değilim, rahat konuşabilirim. Gazeteci olarak konuşuyorum. AKP'nin günahkarıdır bugünkü TÜSİAD üyeleri. Tamamı günahkarıdır. Hangi suçlar işlendiyse bütün suçların ortaklarıdır. Hangi günahlar işlendiyse tamamının ortağıdır TÜSİAD. Ama hangisi... aynı TÜSİAD bir sürü üniversite konuşmuyorken, bir sürü sendika konuşmuyorken, esnaf odası konuşmuyorken TOB'un dilini koparmışlar. Yani düşün ki asıl konuşması gereken, çünkü yani TÜSİAD biraz daha küresel bir sermaye yakın gruplar. Hiçbiri konuşmayken konuştu. Hani ben nerede şöyle kötü olan şöyle sonra. Bir şey. TÜSİAD savunmak zorunda kalmış gibi hissediyorum. 20 sene sonra konuştular Aykut. Bak şöyle bir şey, ama 20 sene sonra en karanlık dönemde şeye katılırım. Türk burjuvası ile ilgili. Ya benim... Tayyip Erdoğan'a AK Parti kurulduğunda Amerika ile randevu alan bu TÜSİAD'çılar değil miydi? Bilmiyorum. Tayyip Erdoğan'ı Amerika'da siyaseten, öyle, öne çıkartan, lanse eden bu TÜSİAD değil miydi? Bak bu şimdi, Cüneyt Zapsular değil miydi? Bu TÜSİAD'çılar değil şöyle, miydi? Bak şöyle yapalım. Bence doğru yerlere koyarsak... Hayır, ben taşları... eleştirimi söylüyorum canım, bir şey yok ki onda. Ben onu söylemiyorum. Ama şimdi TÜSİAD dediğimizde bunun içerisinde bir sermaye grubunu, beşli çeteyi, hepsini bir arada görüyormuşuz gibi. Sonuçta kapitalizm, ki TÜSİAD... Kapitalist bir piyasada şey. Aykut, tek tek üyelerine bir şey demiyorum. Bak, bir şey söyleyeyim. Bir sistematik içerisinde söylüyor. Neyse, özür dilerim. Yok, estağfurullah canım. Yok canım, karşılıklı olsun. Ya karşılık konuşuruz canım. Sonuçta bir fikir tartışması bu. Burjuvazi normalde Fransız devriminden bu yana ilerici olur, devrimci olur, toplumun yani önünde olur. Normalde. Demin Barış Hoca'yı onu hatırlatacaktı ama Barış Hoca benden çok iyi bildiği için. Ama bizim burjuvazimiz, yani bu TÜSİAD'çıların hiçbiri öz kaynaklarıyla büyümedikleri, tamamı sırtını devlete dayadıkları için burada suç her devletinde zaman, olabilir hayır, hayır, her yani. Zaman ya Mustafa Kemal bir milli burjuvazi yaratmak istedi. Ama o milli burjuvazi kendisine sunulan tüm imkanlara rağmen senin Atatürk'ü ne kadar çok geldi, sevdiğini bildiğim için hayır geldi ne hani, oldu hepsi bunları? Hepsi geldi montaj burjuvazisi oldu. Hepsi gittiler yabancı şirketlerin Türkiye'deki montaj burjuvazisi oldular. Bu ülkede TÜSİAD'çılar bunları niye yapıyorlar onu söyleyeceğim de. Ya kendilerine başkan seçemediler. Başkanlarını maaşlı eleman çalıştırıyorlar ya. Bak şöyle başkan olmaktan ben korkan karşılaştırmalı... çıkıp bak Aykut'cum çıkıp bütün düşüncelerini kendileri söylemekten korkar bir hale geldiler. En cesurları Ümit Boyner çıktı. Bütün yükü Ümit Boyner'in üstüne yıktılar. Ümit Boyner de bir yere kadar konuştu. Ondan sonra o da pes etti. Ha, şimdi bu arada sen... bu konuşmanın nereye gideceğini de çok bilmiyoruz. Yarın Tayyip Erdoğan ne diyecek? Ha, tabii, bir şey diyecek mi? Muhakkak. Bunun etkileri, fikri takip başlayacak mı? Şimdi sıkıntı şu. TÜSİAD bütün bu olan biteni senin benim gördüğümün tamamını gördü. 20 yıldır gördü. Ama TÜSİAD tırnak içinde söylüyorum yüksek çıkarlarını o kadar ön planda tuttu ki ülkede olan biten hiçbir şeye seslerini çıkarmadılar. Hepsi servetlerine servet kattı. Tayyip Erdoğan'ın çıkışlarından dolayı TL değer kaybedip dolar yükselirken basit söylüyorum gene bu TÜSİAD'çılar zengin oldu. Ama şimdi niye konuşuyorlar? Bir, anketler geliyor kardeşim. Şu anda tüm kamuoyu araştırmalarında Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi başa baş noktaya geldi. İkisi de 28 bandına oturdu. Bülent Arınç bile aynı şeyi söyledi. Tabii 28 bandına oturdu. Bu pazar seçim olsa bak bu pazar seçim olsa Adalet ve Kalkınma Partisi 28.4 ya da 28.7, Cumhuriyet Halk Partisi 28 görünüyor. İyi Parti 14'ün üzerinde görünüyor. Şimdi gelecek hafta, onu da söyleyeyim, burada önemli bir araştırma açıklayacak. Evet. Bizim arkadaşımız Bulgu Araştırma ve Motto Araştırma'nın sahibi hocamız. Semih. Evet, Semih Turan hocamız. Burada önemli bir araştırma, sadece KRT için bir Şimdiki zaman için. Ve bugün mesela ben onunla da yayına gelmeden önce konuştum. İyi Parti'de de yükseliş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yükseliş var. Millet İttifakı'nı oluşturan ve oluşturacak olan partiler bu pazar seçim olsa hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğu alıyor
hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir şekilde kıyasıya bir yarış duruyor. Haftaya ayrıntılarını anlatacağı için. Sayın Otoriter, karşılıklı kardeşimle konuşabilir. Hemen tabii, buyurun. Şimdi bak, benim orada üzüldüğüm Barış, bunların bizim oylarımız yükseliyor ve ben şunu söylüyorum. Hani bu ırmak yolunda aktığı sürece, Türkiye'ye veya dünya meteor çarpmadığı sürece seçim Millet İttifakı kazanacak. Sorun doğru işler yapabilmemiz. Ya ben kızgınım TÜSİAD'çılara. TÜSİAD'çılara kızmadım. Bana ne, ben de çok. Hayır hayır, sana demiyorum. Aykut, sevgili Aykut. Beni evet, sakinleştirmeye çalışma tek, diyor. Ya hayır, tek cesur çıkışları, hakkını yemeyeyim, Ali Koç'un Gezi olaylarında divan oteli açması oldu. Hı. Hiç beklediğim bir davranış değildi. Ki polis ya, TÜSİAD'ı polis sen bize gaz sıktığında, hepimiz, sen de o gece hep beraber, hepimiz oralardaydık. Gidip gazdan korunmak için divan otele sığınıyorduk. Burjuvazi'nin son 25 yıldaki en güçlü çıkışı, en cesur çıkışı nedir dersen Ali Koç'un Gezi olaylarında divan şöyle, otelini Barış'ım, açmasıdır benim derim. Söylediğim, aklıma başka bir şey bak, gelmiyor. Benim söylediğim şöyle bir şey. Çok ben Burjuvazi'den bir devrimci bir şey de beklemiyorum zaten. Bak, bizim Burjuvazi'den beklemiyorum. Zaten onlardan bekleyemeyiz. Yapması hayır, gereken söylüyorum. Biziz zaten. Bak ha, şimdi onlar, onlar dedim others, diğer dünyadan gelenler değil. Türkiye'nin Burjuva sınıfı diye adlandırırsak, iş dünyası, yatırımcı, sanayici, ne dersen de, o piyasanın bir kuralı var. Şimdi bu piyasanın kuralını koyan devlet de mi mesela başka bir, ben Türk burjuvasına kızgınım derken kızgınım ya, ama canım. ben de kızgınım ama doğru yere. Çünkü doğru. Tarihsel rolünü oynamıyor Türk burjuvası. Karşılaştırmalı kalkınma teorisi diye ders aldım. Japonya, Almanya, Kore, Türkiye bir ülke daha. Ya bir de dönelim kendimiz, mesela öz eleştirimizi yapalım. Japonya devleti, MİTİ diye bir bakanlığı var. 15 yıllık kalkınma planı yapıyor. Çağırıyor bu aileler, aynı Koç Sabancı gibi. Sony, Toshiba bilmem ne, diyor ki seni çok destekleyeceğim. Asgari ücretleri düşük tutuyorum, vergileri düşük tutuyorum ama 5 sene içerisinde diyor Japonya üretiminin %50'si sende olacak. 10 sene sonra diyor %75'ini alacaksın ama satışlarının %25'i ihracat olacak. 15 sene sonra burada göreceğim. Ve öyle bir plan yapıyor ki bize dönüp baktığında biz ne yapmışız? Şimdi bak, toplumlarda bir tek suçlu olmaz. Siyasetçisi de suçlu. Onu suçu seçen kimse ne derse desin, millet suçlanmaz değil mi? Biz de AKP'yi, bu tür yapalazlandı. Şimdi topyekun bir kalitesi. Evet. Hayır, ben öyle düşünüyorum. Ve TÜSİAD'çılar da bence yayına bağlanmak isterlerse tabii, de hangisi bağlanmak açık. İsterse de tabii. Bağlansın. Küçücük çıkarları için. Ha, bu arada esnaf ve ne bendevi başkanı ne top başkanını kırmak, incitmek istemem. Ama samimi bir şey de milletvekili olarak söylemek zorundayım. Türkiye çok zor bir dönemden geçerken top başkanı konuşmuyorsa, tacirler, kobiler bu kadar borç altında izliyorken buna üzülüyorum. Ya top başkanı, yani görevini ihmal ediyor gibi. Top başkanı ne demek konu? Hayır hayır, bak yine en çok kızdığım şey oluyor benim. Konuşamıyor işte, ben normalde kızmam ama. Hayır, ben de o ya zaman konuşamıyor diye bir şey mi Sayın olur? Genel o zaman top başkanı gidecek, çıktı abuk sabuk yenisi şeyler gelecek. Konuştu. O konuşmuyorsa yenisi gelecek. Gelmiyor işte. Top baş, o zaman ne olur? Ama bunlar işte çıkarlarını, o zaman şu olacak. Bütün kobiler yarın öbür gün batmaya başlayacak. Amca doğalgazda, soğukta donacak, romatizmalar azacak. Sokaklarda aynen bugün Esenyurt'ta kimse yürüyemiyor. Asayiş sorunu olacak, fuhuş artacak, hırsızlık artacak. Ya konuşacaklar ya ülke çökecek. Onun için konuşmamayı normalleştiremeyiz. Top başkanının, bendevi başkan konuşmak zorunda. Belki tutuklarlar bendevi başkanı. Bak, bir şey ama esnaf kan ağlıyorken bendevi başkanından beklediğim konuşmasın. Burada sıkıntı şu.